Değerli izleyenler, OGM Orman Spor Başkan Antrenörü Korhan Aydınırı hattımızda. Hocam merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. 6 hafta sonra kazandınız Bandırma Deplasmanı'nda. Çok önemli bir galibiyetti. Özellikle ligimizin bundan sonraki periyodu için kritik bir galibiyet elde ettiniz. Şöyle kadroya bakacak olursak tüm oyunculardan katkı almayı da başardınız bu mücadele özelinde. Evet, yani ilk önce bizim için çok kritik bir maçtı. Biz yani zor fikstürden geçtik. Yani herkes bu fikstürden geçiyor ve herkes de bu dönemde zor sıkıntı yaşıyor yani üst üste. Bu Bamit'le çok az, yani özür dilerim, Texas Bandırma'ya çok iyi hazırlanmıştık. Oyuncularına çok iyi reaksiyon verdi yani. Ben o konuda çok şanslıyım. Oyuncular gerçekten çok sahip çıkmış durumda şu an takıma. Ve maçın içerisinde çalıştığımız her şeyi, yani her şeyi uyguladık. Ve hiç beklemediğimiz aslında yani çok zor, daha çok daha zor geçeceğini düşündüğümüz maçtan galip ayrıldık. Korhan Koç, tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim abi. Şimdi bir maçla ilgili tam ben atıp tutuyordum, bir şeyler söylüyordum. Sen bağlanınca nefesimi tuttum, yanlış bir şey söylemeyeyim istedim. Şaka söylüyorum. Bir defa bazı teknik konuları, yani sana bir iki şey soracağım ama tabii, bundan daha önemlisi. Şimdi bizim ligimizde, yani dünyada da bir koç böyle 6 maçı kaybettiği zaman kulübünde sıkıntı olur. Senin aslında biraz bu konuda da konuşur musun bilmiyorum. Tabii. Sen ligimizin genç koçlarından birisin. Zor bir dönemde göreve geldin. Bu takımı yukarıya çıkartan sensin Süper Lig'e. Ama bir genç koç için yabancıların çoğunlukta olduğu bir kadroyu idare etmek kolay değil. Sen ve sizin yönetiminiz bir takım akıllı hamleler yaptığını ben düşünüyorum ve bugün yani bir arada kaldığınızı görüyorum. Onu ikinci soru olarak soracağım ama senin staffının ve ekibinin kurulmasında senin için önemli olan konular nelerdi? Nasıl bir ekibin var? Abi ilk önce çok teşekkür ediyorum bunun için. Yani sürekli böyle bunu bir belirtmek istiyorum ama kimse sormayınca da böyle durup dururken anlatmak da olmuyor bu konuları. Ben geldiğimde TB 2 ile dedik. İlk, yani sezonun sonuna doğru gelmiştim ben playoff öncesi. Bizim Çankırı Demirspor'du ilk rakibimiz. Bugün Efes'e karşı, Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz. Bunu yönetim kurulumuz ve yönetim, yani başkanımız da bunun çok iyi farkında. Hani bu takımın nereden nereye geldiğinin, nasıl bir mesafe kat ettiğinin çok iyi farkında. Hani 6 maç kaybettiğinizde fikstürün, hani yani basketbol adamları olarak o fikstürden 6-0'la çıkmanın çok normal olduğunu konuşabiliriz. Yani birçok antrenör yan yana geldiğinde ya bu 6-0 çok normal diyebilir yani herkes. Ama bunun yönetim kısmına geldiğinde o çok farklı bir boyut oluyor. Ama dediğim gibi inanılmaz bir güven ve artık yıllardır verdiği özellikle basketbolla ilgilenen yöneticilerimin orada çok büyük bir sabır ve desteğini görebiliyorum. Yani bu benim için çok büyük bir şans. Yani ben hep onlara da söylüyorum. Hani bazı kulüpler oyuncu yetiştiriyor. Texas Bandırma gibi. Bu kulüpte biraz hani bana yatırım yapıyor gibiler yani, sağ olsunlar. Onlara da buradan sizin aracınıza teşekkür edeyim. Diğer konuda yani teknik ekibimi herhalde teknik ekibimin yaş ortalamasını ölçmedim ama 24-25'tir herhalde. Onlar da selam, benim selam, beraber... Selam abi gençleşmiş o zaman. Selam abi, mesela Selam abi için şunu söyleyebilirim. Yani o tabii ki de teknik ve taktik konuda her zaman yanında ama benim hani buraya gelmemde en büyük etkenlerden biridir yani. Çok ciddi mentörlük yapmıştır bana. Yani ben TED Kolejinde beraber çalışıyordum Selam abiyle. Hani orada çok bambaşka bir antrenördüm. Ama burada yani o 4 yıllık süreçte TED Kolejinde beraber çalıştığımızda bambaşka bir hal aldım. Yani o benim için çok değerlidir yani. Şimdi beraber çalıştığımız için çok mutluyum. Selam abi saymadan 24-25 yaşında falan bir grubum var yani. Onlar çok keyifliler. Bir kere şey değilim. Ben hiçbir zaman şöyle bir antrenör olmadım, olmayacağım da yani. Ben baş antrenörüm, diğerleri başka değil yani. Ben bir ekibim var. Ben ve ekibimle çalışmayı çok seviyorum yani. Onların fikirlerini her yerde alıyorum. Molalarda ilk 15 saniye onlarla konuşuyorum.
Yani onların fikirlerini alıyorum. Bunu da bu arada Aydın Örs'ün milli takım başındayken yapıyordu o Çetin Yılmaz. Sen de vardın galiba abi. Orada böyle bir orada görmüştüm. Çok etkilenmiştim yani. O zaman ben tabii biraz daha küçüktüm ama yani onu yapmaya çalışıyorum. Orada herkes sahip çıkmaya çalışıyor. İyi bir ekibim var yani. Ekibime de hiç karışılmıyor bu arada tabii. Yani hani bu adamı nereden buldun ya da bu herif olmasın diye bir şey yok yani. Hani her türlü destek var bana yönetimsel olarak da. Şanslıyım yani bu konuda. Bence bu açıdan yöneticilerin de kulübü de Selim abi de herkes çok tebrik ediyorum.